İyi ki bir keman dersi almaya başladı. Onunla yatıp onunla kalkıyor. Zaten bunu çalıyorsun diye annemle babam hep seninle ilgileniyor. Sinir oluyorum, sinir. Acaba şu kemandan kurtulsak her şey yine eskisi gibi olur mu? Herkes yine beni sever mi? Günaydın. Günaydın Firuze abla. Hadi ablanı kaldır da kahvaltıya gelin. Hepimiz sizi bekliyoruz. Tamam, giyinip geliyorum. Tamam. Kemanıyla mı uyumuş bu? Aa, sahi öyle uyumuş, hiç fark etmemişim. Ah canım. Ne kadar seviyor kim bilir. Günaydın. Ne konuşuyorsunuz başımda bıdır bıdır? Ay, kemanınla uyumuşsun da onu konuşuyoruz. Sana da öyle yakışıyor ki Allah için. Gerçekten mi? Annemle babam da öyle söylüyor. Ceren'i keman dersine başlatmakla ne iyi ettik değil mi? Kızımla iftar ediyorum, tamam mı? Aa, günaydın kızım. Günaydın. Benim keman çalan küçük prensesim geliyor mu? Baba, yanlış hatırlamıyorsam küçük prenses benim. Keman çalımı soruyorsan gelip geliyor. Herkese günaydın. Günaydın, günaydın güzel, güzel kızım. Cem'cim al ya. Ben sana süt getireyim Çilek'cim. Ceren, keman öğretmeni saat kaçta gelecek? 3'te. Kaçta bitecek? 6'da. İyi o zaman baba. Ben bugün Tuğçe ile Sadüç'le evden çıkıyorum. 6'da geri dönüyorum. Cem, çıkabilir miyim? Peki baba, çıkabilir miyim? Çıkabilirsin. O zaman ben de seninle kafeye geleyim anne. Ay olmaz hayatım. Bugün kafe çok kalabalık olur. Olsun. Ama hayatım o kalabalıkta ben seninle ilgilenemem ki. Evde kalsan daha iyi. Ablam ne isterse oluyor ama. Ne de olsa kendisi keman çalan prenses. Ceren'ciğim bugün derste ne öğreneceksiniz kızım? Samanyalı. Aa, babamın en sevdiği şarkı. İyiydi. Allah rahmet eylesin. Çilek, ne düşünüyorsun? Hiç. Ay. Ceren, Çilek senin kemanını çok sevdi herhalde. Ya bayılıyorum. Aa, ay az kalsın unutuyordum. Bu akşam baba, Taci'nin doğum günü. Ya onun için annem küçük bir parti düzenliyor. Hepimizi bekliyor. Aa, köpeğin doğum gününü mü kutlayacağız? O köpek değil, dedem. İşte bu bahaneyle anneannenize gitmiş oluruz. Ne zamandır gitmemiştik. Bari Taci'ye hediye olarak kocaman bir kemik alalım. İlahice. Evet, hadi bakalım. Sabah sabah bu kadar gevezelik yeter. İş zamanı. Ben çıkıyorum. Hayatım sen de çıkıyor musun? Evet canım çıkıyorum. İstersen geçerken seni ben bırakayım işe. Ay vallahi çok iyi olur şekerim. Tamam. Hadi bakalım. Hadi. Görüşürüz. Hoşçakalın. Güzel prensesim benim. Sana iyi dersler canım. Ceren'cim inşallah o şarkıyı çalmayı çok güzel öğrenirsin de... Akşama anneannen nerede? Hepimiz dinleriz ha? Çalarım tabii seve seve. Canım benim. Keman çaldığını bir onlar öğrenmemişti. Onlar da öğrensin. Hayır efendim. Ne yapıp bugün o kemandan kurtulmam lazım. Hadi çocuklar görüşürüz. Çocuklar görüşürüz. Görüşürüz. Çilek. Görüşürüz. Nereye Çilek? Odama. Herkesin ablamdan ilgilenmesinden bıktım. Bu kemana bir şey yapmam lazım. Ama her yere onunla gidiyor. Gizli gizli alamıyorum ki. Bir keman nasıl bozulur? Nasıl, nasıl? En iyisi Eda teyzeme gideyim. Ama önce... Eline sağlık Firuze abla. Öylesi daha iyi. Ben dönene kadar kimse yokluğumu anlamayacak. Ve zelik büyücüler onlara zarar vermesin diye bütün kurbağaları mağarada saklıyordu. Teyze,
Teyze. Ah, Çilek'in sesi. Efendim Çilek, neredesin? Buradayım. Yavuz eniştem yoksa gelebilir miyim? Gelebilirsin. O çoktan işe gitti. Biz de dedenle oturmuş kızıma masallar anlatıyorduk. Merhaba. Hoş geldin Çilekciğim. Kusura bakmayın, galiba masalının heyecanı yerinde geldim. Önemli değil. Olsun canım, onu boş ver de. Senin canın mı sıkkın? Suratın biraz asık gibi geldi bana. Bence de öyle galiba. Yok bir şeyim, size öyle gelmiş. Aa, nasıl yok bir şeyim, bize öyle gelmiş? Ben senin her halini, her tavrını bilirim. Kesin sende bir şey var. Şöyle baktım mı şıp deyince anlıyorum. Hadi sen şöyle geç otur, ben de sana bir portakal suyu koyayım. Çünkü teyzen seni biliyor, sen öyle teyzenin kafana esince hemen gelmezsin. Kreşten bir ödev verdiler. Anneme sormayı unuttum, sana danışayım dedim. Aa, tabii danış. Neymiş o? Bir keman nasıl bozulur? Nasıl yani? Ödeviniz bu mu? Nasıl bir soru bu? Evet bu. Bir keman nasıl bozulur da güzel çalmaz? Bilmem, bir düşüneyim. Çok basit. Akordu bozulursa çalar da güzel çalmaz. Deden doğru söylüyor. Akord ne demek? Dur sana göstereyim. Bak şimdi. Bu akordu düzgün olan bir kemanın çıkardığı ses. Ay ne güzel çalıyorsun. Bu da akordu bozuk bir kemanın çıkardığı ses. Ay anne çalma, kulakların tırmalandı. Ay içim bir tuhaf oldu. Gerçekten de çok kötü çalıyormuş. O zaman anladığını kabul ediyorum. Anladım tabii. Akordu bozuk olan keman güzel çalmaz. Demek ki... Sağ ol teyzeciğim, sağ ol dede. Hadi ben artık gideyim de ödevimi yapayım. Ha, buraya annemlerden gizli geldim. Söylemezsiniz değil mi? Ödevimi başkasına sorduğumu bilmesinler diye diyorum. Merak etme, söylemeyiz. Söylemeyiz, söylemeyiz. Ne biçim ödevmiş bu? Bizim zamanımızda yoktu böyle şeyler. Neler icat ediyorlar? Afiyet olsun. Çileğin canı sıkkın gibiydi. Ne yapıyor acaba odada? Aman ne yapacak? Bebekleriyle oynuyordur. Aa, ben bu kemanı buraya ne zaman koydum? Neyse. Çilek, nerede kaldın? Hadi gel. Geldim abla. Pofuduğu almaya gitmiştim. Ah kızım al, sütünü içmemişsin. Çabuk gel buraya da iç. Yoksa arkandan ağlar. Süt ağlar Firuze abla. Olsa olsa inekler ağlar. Çok bilmiş seni. Sütünü içmeden odana gitme diye diyoruz. Abla bize yeni öğrendiğin bir parçayı çalar mısın? Ay sakın Çilek. Gıcık oluyorum şu kemanın sesine. Hiç de bile. Çok güzel çalıyorum. Bırak da çalsın canım. Allah için çok güzel çalıyor. Otur da dinleyelim. İyi peki. Bu mu güzel çalmak? Daha ne olduğu bile belli değil. Ben güzel çalıyorum. Kemanım bozulmuş. Kızım meyve mi bu, durup dururken niye bozulsun? Oh galiba başardım. Of, tam da zamanlıydı. Ne yapacağım ben şimdi? Ay, üzülme Ceren'cim, bu olur bir çaresi. Akordu bozulmuş. Ya vah vah vah. Ne yapıyorsun abla? Düzeltmeye çalışıyorum. Nasıl yani? Akordu bozulunca düzelir mi? Biraz zaman alır ama galiba becerebilirim. Teyzem dededem de bunu söylememişti. İnşallah düzeltemezsin. Hayırdır bu kız, ne yapıyor sabahtan beri anlamadım. Oh,
beceremedi işte. Beceremedi. Ay şimdi keman öğretmenim gelecek. Ben hala bununla uğraşıyorum. Ceren, istersen onu bırak öğretmenin yapsın. Cem doğru söylüyor. Ondan sonra teli falan kopacak, yüzüne batacak, ömür boyu izi kalacak. Of, sanki biri gelmiş bunları öyle fena sıkmış ki gevşetemiyordum. Heh, oldu. Aman, düzeldi mi yani? Düzeldi. Çok şükür. Keman öğretmenimdir, ben bakarım. Hoş geldiniz öğretmenim. Merhaba Ceren. Bakıyorum hemen derse başlamaya hazırsın. Evet öğretmenim. Bir saniye hocam. Biz çıkalım öyle başlayın. Afiruz abla. Hadi Tuğçe. Bir dakika Cem, nereye gidiyoruz? Ceren dinlemeyecek miyiz? Ay saçmalama Tuğçe. Yani aynı yeri öğrenene kadar 100 kere çalıyor. Bir süre sonra fenalık geliyor. Sen istiyorsan çık Cem. Ben kemanın sesini çok seviyorum. Eğer Ceren'in öğretmeni izin verirse kalıp ders seyretmek istiyorum. Tabii ki kalabilirsiniz ama sessiz sessiz oturmak kaydıyla. Ben nota sehpasını alıp geliyorum öğretmenim. Tamam Ceren'cim. Ya hadi Cem. Ablamın kemanını bozamadığım için A planı suya düştü. Şimdi bir B planı bulmam lazım. Belki de en iyi fikir ablama karşı abimle birleşmek. Abicim, benimle birazcık odaya gelir misin? Abicim mi? Sana abicim dediğine göre kesin bir şey isteyecek Cem. Hadi git bari. Sen dersine bak ablacığım. Biz birazdan geliriz. Tamam. Başlayalım öğretmenim. Başlayalım Ceren'ciğim. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Pembe rüyalar, beyaz düşler, gerçek artık bizim evde. Peri annem, babam ve bizlerle hayat renkli.